Merhabalar dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardın. Gene silahlar üzerine bir genel kültürü videosu ile karşınızdayım. Bu videoda size bahsetmek istediğim şey 556 çarpı 45. E, öldürür mü yoksa öldürmez süründürür mü konusu? Gerçekten çok enteresan bir muhabbet çünkü özellikle internette çeşitli mecralarda e, şimdi bir hani düşman işgali olursa bir seferberlik durumunda her neyse Devlet işte insanları neyle silahlandıracak konusunda. 5-56 kafaları özellikle hemen demeye başlıyor. G3 dağıtmasında işte eski büyük mühimmatlar dağıtan işte tüfekler dağıtılmasında 5-56 çarpı 45'ler dağıtılsın da. Çünkü öldürmüyor, süründürüyor. Bu düşmanın işte saldırı sistemini bozuyor. Savunma sistemini çökertiyor. Çünkü bir adam vurdu mu en az 3 kişi savaşı bırakmak zorunda kalıyor gibi çeşitli şeyler söylüyorlar. Ardından da şimdi ee, 5-56 çarpı 45... Kısacası özellikle bu konunun üzerine bir miktar eğilmiş insanlar tarafından e, hani bir şehir efsanesi haline geldi. E, öldürmüyormuş da, süründürüyormuş da. E, bu anlamda özellikle işte sivillere 556 dağıtılması gerekiyormuş da 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 da. Bakınız dostlar bu olayların e, aslında asla astarı yoktur. 556 çarpı 45 çok öldürücü bir fişek. Anlıyor musunuz? E, temel avantajı aynı zamanda daha hafif ve daha küçük. Hani mühimmatlar sayesinde mesela e, bir G3 şarjörü 20 fişek alırken şarjörü çok büyütmeden mesela 30'lu şarjörler mesela yapabilmek üstelik şansı yaratması. E ee, daha dar alanda kısacası daha fazla cephane taşıtması, mühimmatının daha hafif olması, mühimmatının çok süratli olması, az düşmesi vesaire 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 çeşitli avantajları vardır. Hatta Ruslar 545 çarpı 39 AKS'lerde yani yeni nesil Kalashnikov'larda 50'li şarjörleri çıkarttılar. Bakın 50'li şarjörler bile eski 30'lu şarjörlerden çok iri değil. E Şimdi dostlar bakın böyle şeyler var Şimdi e, sizler hobiciler olarak insanları çok küçümsüyorsunuz İnternette bazı teknik detaylar öğrenip kendinize yorumlayıp paylaşırken Fakat e, arkadaşlar yani dünyanın çeşitli yerlerinde Ben şu anda bir güvenlik görevlisiyim belki Ama bakın paralı askerlik yapmış dostlarımız bile var Emin olun 545 çarpı 39u kullanmış ve neler yaptığını görmüş e, Tanıdıklarımız bile var Arkadaşlar bir tane mühimmatı bile ki 556 çarpı 45'e kadar biraz daha ufak olduğu halde adamı yamuk yumuk eden bir cephe. Anlıyor musunuz? Şimdi böyle bir sıkıntı var. E şimdi bu mühimmatların hepsi çok öldürücü. 556 çarpı 45 vurduğu zaman hem çok kolay delen bir silah. Eee mühimmatı ama buna karşılık içeriye girdiği andan itibaren de takla atan bir mühimmat. Bu anlamda testere gibi dönerek böyle daire şeklinde keserek dışarı çıkan bir cephane. Ve gerçekten e, çapına bakmayın fevkalade çok tahripte edici bir cephane. Ki e, Rusların 545x39 AKS mühimmatı bile çok ölümcül bir cephane. Anlıyor musunuz? Ama işte bazıları böyle bir şehir efsanesi çıkarttı. E, ee, öldürmüyormuş, süründürüyormuş. Bu bizim için daha avantajlı düşmanı öldürmeyelim, süründürelim. Birden fazla düşman bir, bir adam için hemen böyle işte savaş dışı kalsın. Ee, savunma sistemi çöksün, saldırı organizasyonu başarısızlığa uğrasın. Bakın öncelikle çok eski zamanların artık acemi askerleri savaşmıyor savaş meydanlarında. Özellikle artık büyük ülkelerde yani Ruslar, Amerikalılar Zaten e, doğrudan profesyonel paralı askerler ve terörist örgütler kullanıyor Buna çok profesyonel adamlar Aradan birisi vurulduğu zaman e, kimse savaşmayı bırakmıyor arkadaşlar Yani e, o tip bir standart yok ya Eskiden vardı adam vuruldu mu hani ne arkadaşını kurtarıyor düzenli ordu şöyle böyle Arkadaşlar paralı askerler o kadar profesyonel ve soğukkanlı ki o tip bir şey zaten yapmıyorlar. Bu anlamda 5.56 çarpı 45'e yani umut bağlamayın. İkincisi, gerçekten 5.56 çarpı 45 fevkalade ölümcül bir cephanedir bakın. 5.56 çarpı 45 süründürmez arkadaşlar. Öldürür. Ki o konuda da gene ee, internette gerçekten sizlere fenomenlik yapan pek çok kişi salladı. Ki ee, gerçekten bu gibi şeyleri, Bilmezler. Bir de fizik hocaları var. Ee, mesela kütle ağırlığı, ataliyetsel eylemsizlik kuralları falan gibi bazı şeyler ortaya attılar derken cephaneler arasındaki işte etkililik farkını e, hani insanlara anlatırken arkadaşlar bu insanlar da sadece fizik hocası. E, lakin e, silahlar konusuna gelince onlar da sizler gibi hobici. Ve gerçekten silah nasıl bir şeydir aslında doğru düzgün bilmeden e, sizlere fizik hocalı yapmaya kalktılar. Ondan sonra da doğru şeyler anlatmadılar. Arkadaşlar e, 762 çarpı 51 yüksek çapıyla ayrıca e, içeri girdiği zaman yarattığı genleşmeyle çok ciddi tahribat yaratıyor. Hatta ve hatta yan açılardan vurulduğunda mesela biz e, büyük avlarda biliriz yenilebilir avlardan azından parçalamışlığımız da vardır. Bakın ee, çok iri gövdeli olduğu için bu büyük avlar bir de peş peşe patlaklara bile şahit olduk. Yani öyle hani anlatıyorlar ya G3 işte vurdu mu işte delip geçiyormuş delip geçerken işte yumruk kadar delik açıyormuş da falan falan filan filan. Arkadaşlar bir insan gövdesinde ancak o kadarını yapabiliyor. Yan açıdan vurduğunda birden fazla patlağı var. Ve hatta bu öyle bir şey ki biz bu hayvanları parçalarken, etini kemiğinden ayırırken falan her neyse bu patlayan yerlerde şeffaf, mor renkli jöleye kadar böyle dokusal değişimlere bile şahit oluyoruz. Öyle bir şaşırırsınız ki o ortaya çıkan basınçta maddenin kimyası bile değişiyor size açık söyleyeyim. Yani o derece yüksek etkiler yaratıyor. Ama bunun sebebi G3'ün mühimmatının yarattığı genleşme. Yoksa 556 çarpı 45'in de deliği hiç de ufak değil. Giriş deliğine siz bakmayın içeride takla atarak kese kese daire testlere gibi çıkıyor dışarı. Çıkışında onun çıkış deliği de ufak değil. Ve içeride yarattığı tahribat da az değil. Sadece o genleşmeyi yaratmıyor keserek çıktığı için. Yoksa 556 çarpı 45'in de tahribatı yüksek ve 556 çarpı 45 de çok ölümcül bir cephane. Hatta evet de şorttan cinsi cephane araçlara o cephane şöyle topluca vurduğu zaman 4-5 tanesi e, o tip hafif zırhlı araç zırhlarını delebiliyor bile. Anlıyor musunuz? çok da delici bir cephane ama içeride takla atıcı bir cephane. Ama işte insanlar bu etkileri bilmiyor. Ondan sonra da insanlar bize sallamaya başlıyor. Düşmanı öldürmeyelim de süründürelim de birden fazla düşman şöyle yapsın da birden fazla düşman böyle yapsın da saldır düzeni bitsin de savunma sistemi çöksün de. Arkadaşlar demin de söylediğim gibi bakın Herkes aslında farkında bu profesyonellerin. E arkadaşlar bu profesyoneller sizce bu durumu bilmiyor mu? Biliyorlar. Bunlar acemi değiller, çok soğukkanlılar. Neler olacağını biliyorlar. Biri vurulduğu zaman üç kişi savaş dışı kalırsa o bir adam yüzünden orada saldırı düzeninin bir anda çökeceğini, belki savunmanın bile çökeceğini her şeyi biliyorlar. Anlıyor musunuz? Bu nedenle e, 556 çarpı 45'e bir Umut bağlamayın çünkü 556 çarpı 45 size öyle faydalar ee, sağlamayacak. Çünkü o adamlar dediğim gibi o beklediğiniz şeyleri yaparlarsa başlarına neler geleceğini biliyorlar. Bu yüzden hiçbirisi anlıyor musunuz yani e, savaşı bırakmayacak. Ve hatta bu e, size bahsettiğim cephane yapısı yüzünden Rusların AKS'leri yani 545x39'ları arkadaşlar o cephane bile o kadar ölümcül bir cephane ki vurduğu yeri ya kendi çapında tarumar bile eden bir cephane anlıyor musunuz? Ya şu 556 kafasını bu yüzden terk edin arkadaşlar gerçekten sizlere bu 556'lar konusunda bu şeyleri söyleyen adamlar gerçekten aynen sizler gibi Hobiciydiler yok adaletsel bilmem ne e, kavramıymış yok falanmış ya yok filanmış da arkadaşlar cephane öyle enteresan bir şeydir ki uçan kuşa benzemez asan akan suya benzemez esen rüzgara benzemez kendine özel bir malzemedir. Bu yüzden silah sanayinin fizikçilere var ya e, hani atom parçalamayacaksa hiç ihtiyacı olmaz hatta ve hatta silah sanayi fizikçilere başvurmaz bile. Ve gerçekten o e, bazı kuramlardan bahsediyorlar <laughs> özür dilerim yani bu kuramlar var ya özellikle de çok meşhur bir kuramları var bunların kütle ağırlığı ataletsel eylemsizlik kuralları diye anlıyor musunuz kütle ağırlığı ataletsel eylemsizlik kuralları ya Rabbim Allah'ım adam sanki uzaya uydu fırlatıyor ya. Yani. Silah kendine çok özel bir malzemedir. Kıyasladığınız hiçbir şeye benzemez. Hareketleri de kendine özeldir anlıyor musunuz? Ve ne yazık ki fizik hocaları bu işi bilmiyor. Silah uzmanı olmak gerekiyor, kriminal uzmanı olmak gerekiyor anlıyor musunuz dostlar? E, bu yüzden bu 556 kafasını terk edin. 5.56 56 kafasını terk edin. 5 kafasının özelliği e, hala bu çok eski zamanların amatör askerleri var ya. Hani 18'e askerlik yaparlardı. E, tam profesyonelleşecekken terhis olurlardı. Yerlerine acemiler gelirdi. Ordular bu yüzden hiç tam olarak profesyonelleşemez. Askerler hep amatör kalırdı. İşte o zamanların mantığı. Ama bu zamanda karşınıza çıkacak adamlar hep profesyonel adamlar. Ve o adamlar da... E, efendim siz çok mutlu olun onların bütün savunma sistemleri çöksün diye aralarından bir adam vurulduğu zaman savaşmayı bırakmıyorlar anlıyor musunuz ve size o mutluluğu yaşatmayacaklar çünkü size o mutluluğu yaşatırlarsa başlarına neler geleceğini çok iyi biliyorlar. Bu yüzden bu 5-6 kafasını terk edin. Kaldı ki öyle bir olay da düşman da büyük şehirlerinize kadar geldi demektir arkadaşlar. Yani ülkenin işgali büyük ölçüde tamamlanıyor demektir. Anlıyor musunuz? Yolun sonundasınız zaten ve siz hala bir Finlandiya savunması gibi bir Grozni savunması gibi inanılmaz düşman zayiatları yaratan bir savaş yapmanız gerektiğini farkında değilsiniz. Ee, böyle bir savaş yapıp kendinizi tarihe yazdırmazsanız Türkler böyle bir düşman zayiatı yarattı kardeşim. Türklerle savaşlamaz. Üzerlerine giderseniz ölürsünüz. Dedirtmediğiniz sürece zaten böyle bir savaş yapmaya kalkmanızın bir alemi yok. Anlıyor musunuz? Ne kadar çok öldürürseniz sizin için o kadar iyidir. Bu yüzden bu 556 kafasını terk edin. Ve 556 kafası hani gerçekten çok saçma bir kafadır çünkü 556 da gene o kadar düşman askerini size öldürtecektir. Çünkü 556 çarpı 45 fevkalade öldürücü bir cephanedir de işte bahsedenlerin haberi yok. Ama diyorlar ki biz taktik taktik çok çalıştık. Biz bu işi öğrendik. Bizden öğrenin. Yani arkadaşlar size öğrettikleri de işte o kadar. Ve o fizik hocalarını zaten boş verin. Silah sesinden bile anlamadan kendi çaplarında böyle bazı tespitlerde yapıyorlar. Ondan sonra da böyle şeyleri zaman zaman demek zorunda kalıyoruz. Anlıyor musunuz? Onlar da hobici. Onlar da bu işi sizler gibi öğrendiler aslında ve sizlerden ne yazık ki silah hakkında daha fazla bir şey bilmiyorlar. Boş verin ya. Anlıyor musunuz? Yani çeşitli yerlerde paralı askerlik işlerinde neler neler görüldü siz bilmiyorsunuz. Ben şu anda bir özel güvenliğim ama ooo, neler bildiğimizde bilmiyorsunuz. Hala bizim etrafımızdan bazı insanlar bazı yerlerde elinde silah bu işi hala yapıyorlar. Ve emin olun dostlar herkes o kadar gelişti ki bu sürecin sonunda hiçbirisi e, aradan birisi vuruldu diye savaşmayı bırakmayacak anlıyor musunuz? Profesyonellik böyle bir şey. Yani sizin gibi amatörlere o 5-56 kafalarına anlıyor musunuz? Yani öyle kolay bir zafer şansı yaratmazlar. Herkes başına gelecekleri çok iyi biliyor. Hiç kimsenin savaşmayı bırakmaya niyeti yok. Ama sizler bu amatör kafalarla savaşmayı çok bırakırsınız. Ki pek çoğunuz aynı zamanda iş güzellik yaparsınız. Ama aradan biri vuruldu. Onu kurtarmalıyız deyip onu oradan çıkartmak ayağına. Birkaç taneniz zaten onu oradan çıkartırken vurulursunuz. Ki düşman böyle bir durumda sizin ne yapacağınızı bildiği için tepenize atacak birkaç bombaları veya bir tank savarları vardır. Ee, zaten biri vurulduğu zaman birisi onu kurtarsın e, diye bekliyorlar. Profesyonellik aynı zamanda böyle bir şey. Ee, bazılarınız öyle ölüp gideceksiniz. Kalanlarınız da zaten adamı götürmek ayağına iş da aradan tüyüp gideceksiniz. Bazılarınızsa gidip gelene kadar zaten iş işten geçecek. 5.56 kafası yüzünden bir de savaş kaybedeceksiniz. Anlıyor musunuz dostlar? E profesyonellik öyle bir şeydir. Amatörlük de böyle bir şeydir. 5.56 çarpı 45'te. 5.45 çarpı 39'da. 7.62 çarpı 51'de. Gayet de öldürücüdür. Ha o çok yüksek genleşmeler şunlar bunlar gibi ekstra tahribatlar yüzünden hele yanaçıyla vurursa birden fazla bakın. Patlatma gibi bir avantaj yüzünden 7.62x51'ler tabii çok avantajlıdır. Benim şahsi önerim bir düşman işgalde yolu sonuna kadar gelmişsiniz adamlar büyük şehirlere kadar gelmişler. Bence vurduğumu öldüren cephaneler kullanın tarihe geçin arkadaşlar. Boşu boşuna savaşmayın lan. Hem düşmanı öldürmeyeceksiniz hem bir de savaş kazanmayı planlayıp savaşı kaybedeceksiniz. Sonuçta çoğunuz çizsüz gibi dağılacaksınız vurulanlar yüzünden. E şimdi arkadaşlar üstüne bir de yani düşman çok profesyonel. Onları öldüremediniz diye size teşekkür etmeyecek. Hatta çok profesyonel adamlar oldukları için daha bir sizi öldürmeye çalışacaklar. Falan derken filan derken ya siz onları öldürmeyeceksiniz. Onlar sizi öldür güldürecekler oğlum bu neyin kafası gülmeyim diyorum ama bu kadar mı amatörsünüz oğlum? Taktik taktik sonra bam 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 oğlum siz savaşmayın ya. Vallahi savaşmayın Allah aşkına böyle şeyleri bilenler savaşsın en azından kazanırız. Anlıyor musunuz? Biz düşmanı süründürmeyeceğiz öldüreceğiz. Evet dostlar bu da böyle bir video. Yüksek müsaadenizle bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Ee, güldüğüm için de hepinizden özür diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.